Nerede ya, dur. Telegram. Bir saniye. Buluruz şimdi. Logo mu lazım? Ben yapayım ya. Ben size logo yarışması söylemiştim. Unhollywood. İki kelime. Unhollywood. Film yapım markası. Film yapım markası. Unhollywood. Yayın açtım. Havelsan övüyorum diyorum. Her seferinde Hevelsan diye isim geliyor ya. Karıştırıyorum hangisi doğruydu falan diye. Vallahi başıma iş gelecek ha. Hevelsan Konut Cansun grubuymuş. Diğerlerine gideyim. Ahşap Oscar figürü mü istiyordun? Fark etmez, kafana göre yap bir şeyler. Meraklı Bey, Hevas. Oğlum öyle deyip durmuyor, bak aklıma gene yanlış kalacak ya. Havelsan mıydı? Cansungo çok garip, hem SJW'lar hem de milliyetçi kesim linçliyor demiş Ozan Çelik. Hem varsan yazmış Emir Topik. Şimdi arkadaşlar niye linçliyorlar ben de anlamış değilim. Valla niye linçliyorlar ben de anlamış değilim. Bak ben de muhalifim. Bak kanıtım burada yani. Kanıtım burada, bak bir saniye. Muhalif olduğumun kanıtı burada abi. Atlı viskiden yok mu? O atlı viskiyi içen köylüdür. Hangi marka olduğunu bilmiyorum ama. Canka hoş geldin. Yerli milli Hawking hoş geldin. Yerli milli Hawking. Bundan sonra senin adın Türkiye Yüzyılı Hawking olacak. Türkiye Yüzyılı Hawking. Emre Cerrah Duç hoş geldin. That's some good shit. That's some good shit arkadaşlar. 1946 Havana. O kadar iyi biliyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, viski içmemden de belli olduğu gibi ben muhalif bir adamım. Hatta o kadar muhalifim ki dedem 69 yapacak dediğim zaman Kılıçlar bu işi beceremez diyen adamlara gizli AKP'li dedim. Benim gibi adamlar bu insanları linçledi. Ondan sonra bu arkadaşlara dedik ki siz muhalefete muhaliflik yapmayın. Bunların hepsini gizli AKP'li ilan ettik. Değil mi? Sen gizli AKP. Bak chat'teki de herkes gizli AKP'li. Megistas. Bildirim düşmüyor. Çünkü gizli AKP'lisin. Canka Hevalsan demiş. Sen de gizli AKP'lisin. Bunlar faşist, evet. Umut doğru söylemiş. Ne demek gizli? Allah Allah dedi genç olsun. Ne demek gizli? Evet, bunların bakın o kadar muhalifim ki, bak hem viski içiyorum hem de dedem 69 yapacak dediğim zaman bana laf eden herkese gizli AKP'li dedim. Ama bak, ama şimdi muhalif olmak ayrı. Bir de yerli ve milli bizim datamız var. Bak yerli ve milli datamız var abi. Bu çok önemli. Bizim yerli ve milli datamızı dünya kıskanıyor şu an. Almanya bizim datamızı kıskanıyor. Almanya olmasa bile Çin kıskanıyor. Kuzey Kore kıskanıyor. Putin kıskanıyor. KGB, CIA kıskanıyorlar. Diyorlar ki lan diyorlar, bu yerli ve milli data. Şimdi bunun arkadaşlar, bunun şimdi hükümetle falan siyasetle alakası yok.
siyasetle alakası yok. Bizim yerli ve milli datamız o kadar kaliteli ki. 15 yaşındaki çocuk bile bak, bunu her ülkede yapamazsınız. Her ülkede başaramazsınız bunu. Çin bile ağzı açık kaldı bize. Ağzı açık bakıyor. O kadar ileriyiz ki yerli ve milli datada. 15 yaşındaki çocuğun bile sizin adınızı soyadınızı yazdığı zaman hemen e-nabızdaki bütün geçmişinize kadar her şeyiniz çıkıyor. Yani Çin, bak Çin'de bile bu teknoloji yok. O yüzden arkadaşlar şimdi bak, particilik yapmayalım. Gerçekten dünya bizi kıskanıyor. Seçimden önce bunu unutmayalım bak. Çok iyi işler yaptık. Harika, mükemmel işler yaptık. Kesinlikle bu işin içine para falan yok. Tamamen ben duygusal olarak söylüyorum bunları. Bu arada 15. bebelere 50-100 lira verip, aynen. Hemen bir soru sorun beyni. Çinli Şenşen seviyor. Evet arkadaşlar, yani ben açıkçası seçimden önce gerçekten bir Türk olarak gurur duydum. Gurur duydum. Bunun gizli AKP'lilikle falan alakası yok. Daha neler göreceksiniz arkadaşlar. Bakın, herkese gizli AKP'li diyen adamların daha neler yaptığını göreceksiniz. Şimdi bak, bir de HDP'cilik yapıyorlardı, hatırlıyorsunuz. HDP'ye karşı gelen adamlara da sen git AKP'ye oy ver, sen Hizbullahçısın, sen IŞİD'çisin falan diyorlardı. Şimdi gün gelecek, HDP de AKP'yle anlaşacak. Bence yapsın. Canberk Yılmaz, muhalifim ama. Evet evet, ben de muhalifim ama. Bak, muhalif olduğumun bilimsel olarak kanıtı şu anda. Bak, viski içiyorum. Muhalif olduğumun bilimsel kanıtı şu anda. Muhalifim ama Türkiye yüzyılında yerli ve milli datamız bizim dünyayı kıskandırıyor. Bunu da bilmemiz lazım yani. Evet. Caner Demir Super Chat yollamış. Hangi partiysen senin reklamını yapacağım abi. Super Chat yolladın çünkü. Super Chat yollayanların arkadaşlar propagandasını yapacağım. Caner Demir demiş ki, o değil de ben Aleviyim ve Pirom diyenlere giresim geliyor. Bir Tokat Alevisi olarak PKK'nın ve CHP'nin Alevileri kullanması beni aşırı sinirlendiriyor demiş. Bir ara ateistleri de kullandılar. Ondan sonra büyük ihtimalle tepki toplayacak diye onları kullanmamaya başladılar. Ateistlerin gözü yaşlı bu arada. Fark ettiniz mi? CHP'lilerin ya da sol gericilerin kullanmadığı neredeyse tek kesim olabilir. Yerli milli hacking. Abi beyler yazın, chatten banlıyor musun sen? Tabii ki. Tabii ki. Çünkü mesela tamam, bize kız gelmiyor ama chat'e kız gelmiyor ama kendini kadın ilan eden erkek olabilir. Sercan Özel Official. Sercan Özel Official. Şimdi arkadaşlar, ben Sercan Özel Official Super Chat yollamış. Şimdi ben aslında Sercan Özel Official'a muhalif bir adamım. Aslında Sercan Özel Official'ı sevmem. Hatta chat'teki bazı arkadaşlar da gizli Sercan Özel Official. Ama bu olay partilerle, bakın bu olay partilerle alakası yok. Ben gerçekten gördüm ki dünya yerli ve milli Sercan Özer Official'ı kıskanıyor gerçekten. Sercan Özer Official'ın yerli ve milli datasını ve yerli ve milli sanatını şu anda dünyanın ben kıskandığını gördüm. Ne içiyorsun abi demiş. Puh kaka ne işe demiş. Muhalif içeceği içiyorum arkadaşlar. Muhalif içeceği. Bakayım dedim, ben şimdi muhalifim. Muhalif içeceği içmem lazım.
Devlet ayrı, hükümet ayrı arkadaşlar. Muhalif olduğumu kanıtı zaten ben biliyorsunuz. Piro dedemi tutarak ve herkese gizli AKP'li diyerek. Rick bebek hoş geldin. Canberk Yılmaz. Beni muhalifler misin abi demiş. 14 dolar. 14 Kanada doları ama. Bu çok bir para değil. Olsun. Kanada doları da olsa dolar dolar da demiş Mevlana. Yok. Mevlana'nın söylemediği sözler. Şimdi Canberk Yılmaz'ı ben aslında çok sevmem. Ben Canberk Yılmaz'a muhalifim. Bunu da her konuşmamda dile getiririm. Bakın her yayınımda dile getiririm. Ben Canberk Yılmaz'a muhalifim. Ama şimdi bakın seçimden önce istikrar önemli. İstikrar önemli. Bir de ben mesela dünyanın Canberk Yılmaz'ı kıskandığını gördüm. Gerçekten Almanya'dakiler mesela, Kanada doları attı. Kanada'dakiler mesela Canberk Yılmaz'ı kıskanıyor şu anda. Kagan. Jahren Zafer Partisi Brom yazmış. Jahren gizli AKP'li. Erlik de gizli AKP'li. Yavaş iş çarpıyor. Beni çarpmaz. Bende muhalif şeyi var. Münhasır şahıs. Devlet ayrı, iktidar ayrı yeğenim demiş. Evet çok doğru. Kohle. Para geldikçe yayın uzayacak demiş. Erlik boyu 1.40 ama neyin boyu olduğuna bağlı biraz. Şerbetliğine karışmayın demiş. Şimdi arkadaşlar. Bunu içmem lazım. Bunu içmezsem beni yandaş sanarsınız. O yüzden içiyorum. Sercan Birsen. Çok değişik bir renk o ya. Bej. Dur şunu merak ettim. Ne o ya? CZK. O ne ya? Şey gibi. CZN Burak gibi abi. O ne? CZK. Çek Krona. Dur ona göre. Ona göre muhalif olacağım. 176. Evet Sercan Birsen sana da muhalifim. Sana da muhalifim. Ama yine de Sercan Birsen'in yaptığı işleri seviyorum. Sercan Birsen'in yaptığı işleri beğeniyorum şimdi. İstikrar önemli. Rick Bebek. Son param beni muhaliflesene. Rick Bebek'e de muhalifim. Evet. Uğur Fındık iyi yayınlarıyız. Hoş geldin kanka. Evet arkadaşlar. Bütün yayın böyle mi gidecek? Merak etmeyin. Bütün yayın böyle gitmeyecek. Biraz boş yapıyoruz. Biraz geyik yapıyoruz. Birazdan gece çalışma grubu moduna geçeceğiz. Projem bekliyor hatta yani. Koday. Sercan çalıyor ama çalışıyor. Çok doğru. Umut, param yok ama benim de muhalifler misin? Sence? Parası olmayana yok arkadaşlar. Meraklı Bey, kazanıyoruz. Onlar piroma karşı çıkıp oy verdiler. Üç kişi alta çek yazmış. Çek. CZK. Canberk Yılmaz. Pirom doğru, aday halk yanlış. Doğru. Megistas. Evet arkadaşlar şimdi Death Star'dayız. İnşallah tanıtım yapacağız demiş. Sherlock'a 3 milyon TL diye dolar param kaldı, dolardır o.
Beastmaster. Efe abiye içiren hayat bize neler yapmaz demiş. Evet, Batuhan Bozkır çok doğru söylüyorsun. AKP'li değilim ama reis dış politikada çok iyi. Bakın arkadaşlar, 155'i ararın. Benim muhalif olduğum gerçeğini kabul etmeyenler için 155'i ararın. Hatta götünün kılı yıktı. Hülo. Ama muhalifim. Sercan Birsen. Efe abi, Cumhurbaşkanı adayı o. Şimdi olurdum ama istikrar önemli abi. Şimdi mesela savaş esnasında komutan değişir mi? Böyle bir saçmalık var mı? Muhalefetin muahı benim, doğru. YouTube Dem Parti reklamı çıkıyor demiş. Reis Boris Johnson'ın omzuna dokunduğu büyük politikacı. Resmen ezmiş. Anakin Skywalker. İsmet diyor, siz aşağıda çalışıyorsunuz, ben bu kafayı durduramıyorum. Bu da Celal Şengör'ün. Ya Celal Şengör'ün de zaten çok bir tarih bilgisi yok ya. Celal Şengör yani... Boş adam ya. Celal Şengör ne bilir ki? Canan Altıntaş. Oo. Şimdi Canan Altıntaş tamamen... Bir saniye. Elbet hapsınız mı? Canan Altıntaş memleketi geldi. Şimdi Canan Altıntaş... Dur bakayım. Hiç de tanımıyorum ki, ne diyeyim. Adamdır diyecektim tam. Canan Altıntaş adamdır. Adamın hasıdır. Yaptıkları doğrudur. Yaptığı uygulamalar... Pardon. Yaptıkları yanlıştır. Yaptığı uygulamalar yanlış değildir. Abi yok mu? Kaan Oğuz, yeri kazan adamdan ne beklenir? Evet. Arkadaşlar bilmiyorum, ben sizin yerinizde olsam Canan Altıntaş'a oy verirdim. Yani muhalif olmama rağmen ben bunu diyorsam, bak ben azılı bir muhalif olma, Canan Altıntaş'a azılı bir muhalif olmama rağmen bunu diyorsam, kim bilir muhalif olmayanlar ne yapar? Kişi demek varken birey demem. Saçmalı demiş. Polisler geldi abi. Beni almaya mı geldiler? Dur. Şunu kapatayım da görmesinler. Babam, gecenin parası çıktı. Evet. Bu arada şaka maka arkadaşlar, yarım saat uzadı bile. 2 saat demiştik ya, 2,5 saat oldu. Canan Altıntaş sayesinde. Oylar Canan Altıntaş arkadaşlar. Hadi bak, 25 like gelmiş sadece. Pamuk like'lar cebe. Gülen 160 ama olsun. Pamuk like'lar cebe. Megistas, ben 69 yapacağım diyorum. Kaan Oğuz, bana ne kadar muhalifsin. Ben sana çok muhalif değilim ya. Kaan Oğuz, 22 liralık muhaliflik mi olur? Arada sırada bir selam veririm Max. Arada sırada bir selam veririm. 13 sek. Bu çok... Bu ne ya? Ben bu rengi görmedim aşağı hayatımda. Nasıl bir renk acaba? Ben pembeyi bilirim, kırmızıyı bilirim. Dur söylemeyin lan. Ne kadar çok para birimi öğrendim ha. Swedish Kron. $39.
39-35. Niyaz Özbek. Niyaz Özbek'i 13 kronluk seviyorum. Anakin Skywalker. 2011'deki Erdoğan daha iyi muhalifti. İyi iyi iyi. Bir şey diyeceğim. Hani şey polemiği var ya. Şey aldı mı almadı mı? Para aldı mı almadı mı? O yayını yapmak için. Şimdi o işlerin içinde olan. Ben paralı reklam yayını yapmadım hiç. O yüzden bilmiyorum. Ama paralı reklam, paralı tanıtım türü video yapanlar bir de o şekilde yapıyorlar zaten. İşte bilmem nereye gittik. Bilmem nereye gittik işte bizi çok iyi ağırladılar bilmem ne. Hiç kimse şeye inanmıyor. Harbiden böyle merak ettik de gittik. Kesinlikle işin içinde para falan yok. Tamamen iş meraktandı. İnsanlar buna inanmıyor ama harbiden almadıysan bile abi bence enayilik etmişsin. Niye almadın ki? Niye almadın ki? Alsan bak helal olsun derim ben sana. Vallahi bak alsan helal olsun derim. Çünkü ne olacak ki? Bir de yani üstüne git abi. Şey falan yap böyle. Amerika bizi kıskanıyor falan de. Yap abi. Çünkü şimdiye kadar o insanlar yani senin o seni takip eden tayfa veya sizin daha doğrusu bir kişi olarak da söyleyeyim de sizin zihniyetteki insanları takip eden tayfa bizleri zamanında bir ton linçlemişti. Beni, Jahri'yi, Erlik'i, Cemre'yi. Bizi bir ton linçlemişti. Neden? Muhalefete muhaliflik yapmayın. Sizler gizli AKP'lisiniz. Çekilin. Bütün işte oy bölenler çekilsin. Bir tek dedem kalsın. Dedem şimdi 69 yapacak. Ondan sonra işte Selahattin Demirtaş'a selam yollar. Dede. Gider Kavala'ya selam yollar. Gider işte Dersim'in hesabı sorulacak falan der. Her Allah'ın gibi bir tane talihsiz açıklama yapar. Ondan sonra buna laf ettiğimiz zaman da muhalefete muhaliflik yapmayın, susun. Ve bunları harbiden inandı insanlar. Bunları inandı bir de bize geldiler. Çünkü benim diyorum ya, benim normalde cansız yayın, aynen cansız yayındı. Benim cansız yayınlarım 30 bin seyredilir. O video nasıl olduysa 150 bin seyredildi. Yani 30 bin artı 120 bin kişi dışarıdan geldi. Dislike basmak için. Linç etmek için. Ondan sonra Ekşi'de gömdüler. Reddit'te gömdüler. Linçlediler. Ve her seferinde ne diyorlardı? İşte bak bu gizli AKP. Gizli AKP. AKP'yi kazandırtacak. Ben hiç AKP'den para yemedim kanka. Ama gelsinler desinler ki bak ben açık açık. Benim seyircim beni tanır. Bak ben açık açık söylüyorum. Gel de ki 1 milyon dolar. Hiçbir şekilde o parayı vermezler de. Farkındayım. 1 milyon TL'ye falan bağlıyorlarmış çünkü. 1 milyon TL'ye ben yapmam. Kusura bakma. Ben o kadar ucuz değilim. O kadar ucuz değilim. Ama 1 milyon dolar. Bas abi 1 milyon doları. Ben şey olurum lan. Bak o sakalı takarım abi. Yok. Neydi lan? Layıklık elden gidiyor. O reis olurum bak. Bir de böyle yaparım yani. Normal böyle şey yapmam. Size böyle kendi seyircilerime konuşuyormuş gibi yapıp arkadaşlar şimdi bakın ben muhalif bir adamım. Ben muhalif bir adamım ama böyle ayaklar yapmam. Ben kendi seyircime ihanet etmem. Kendi seyircime ihanet etmem ama öyle trollükler yaparım ki siz anlarsınız zaten trollük olduğunu. Üstüne de paramı alırım abi. Ne olacak ki? Links 1923. Oo hoş geldin reis. Links 1923 sana da çok muhalifim. 6 avroluk muhalifim kanka sana. Muhalifim ama seçimde sana oy vereceğim. Seçimde seni destekliyorum. İnşallah ha onu diyorum. İnşallah almışsınızdır abi para. Çünkü ne fark edecek ki bak almış olsan almamış olsan hiçbir şey değişmedi. Adamlar şimdi 2-3 tane 2-3 laf edecekler. Aa işte kırıldık sana falan filan diyecekler tamam mı? Sonra seçimler bitecek. Seçimler bittikten sonra sen gene böyle Gezi Parkı falan diyeceksin. De yani.
Ya da böyle muhalif birkaç tane laf söyle, unutulur. Aldığın parayla kalırsın yani. Chat'te fiyat çok düştü. Düşmedi ya. 6 avro iyi para. Son kez destekleyelim abi. Bu seçim son. Doğru doğru. Emrecan Arduş çok doğru söylemiş. Bakın arkadaşlar. Bu seçim son seçim. Bu seçim son seçim arkadaşlar. Bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedersek Kudüs gider. Yok onu ötekileri diyordu değil mi? Onu karşı taraf diyordu. Onu karşı taraf diyordu. İstanbul giderse Kudüs gider. İlk Nur Düz. Amerika'dan selamlar. Uzun zamandır seni dinliyorum. Adamın dibisini söylemek istedim. Sevgiler. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Amerika'dan da paralar yattı. Amerika'dan da paralar yattı. Feyza arka plan değişmiş demiş. Evet bugün gece çalışma grubu olduğu için normal arka plandı. Bak. Bu da yeni bir arka plana yeni geldi abi. Yerli milli hakim. Bu iş dansla ve müzikle olur. Özellikle erlik bu sumi sumi müziğiyle. Açalım sana abi. Seni mi kıracağız? Erlik nasılsınız mı? Erlik dolarlar yukarıya doğru akıyor. Dolar dediğin yukarı akar. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada. Şimdi mesela AKP gel. AKP'nin şeyi, o hazinesi artık hazinesi kim bakıyorsa. AKP'nin kendi partinin maliyesine kim bakıyorsa. Gel abi sen de şuradan fon at. Fon at seni de öveyim. Mansur adayı olsaydım cumhurbaşkanı olmuştum dedi. Evet gördüm. Hadi ya. Vallahi. Sagorin doğru söylüyorsun. İkinci tura kalırsa harp bile deprem yaparlar. Arkadaşlar oylar bölünmesin. Lütfen. Milliyetçiler oyları bölmesin. HDP'liler bölebilir. Tipçiler bölebilir. O ikisi bölebilir. Onlara laf etmiyor kimse. Onlara kimse laf etmez. O ikisi oyları bölebilir ama onun haricindekiler lütfen oy bölmesin. Memleket, İyi Parti, Zafer Partisi falan lütfen oyları bölmeyin. Furio Gionta. Bir saniye. Ha. İkinci tura kalırsa 619 çeker. Serkan Altan. Hep ulusalcılar yüzünden bu haldeyiz. Lütfen oy bölmeyin. Evet. Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Meraklı Bey, tipini sevdiklerim Ankara'yı alırsa vegan festivali yapacakmış. Aslında çok güzel slogan buldun sen. Çok güzel slogan buldun. Tip, ini seveyim. Bak, tip, ini seveyim. Bunu kullansınlar bence. Tip, ini seveyim. Dem için de bulalım abi. Çayda dem. Yok olmadı. Siyasette dem. Dem. Orduda kıdem. Bence çok mantıklı oldu. Dem Parti militaristlerden de oy alabilir böylece. Hiç bak düşünmüyor bunu. Dem Parti lan biz militaristlerden de alalım. Memleket bu partisi bunu kullandı. Dağda kıdem. Siyasette dem. Mağarada kıdem.
Tipimi seviyorum, otuma sahip çıkıyorum. Çayımız demli, siyasetim kıdemli. Eren Erdem. Eren Erdem gitti mi yoksa oraya? Megistas, Özgür Özel sadece Ege silah tutan o istiyor. Hayat farkındayım. Yerli ve milli Tyler Durden. Türkiye Tyler Durden değil mi? Ahmet Gelecek Türkiye için. Gelecek Gelecek Partisi. Bir ara Ahmet kim diye düşündüm ben. Ahmet kimdi? Gülben Erdem. Yerli ve milli main'imiz o ne ya? Modem. Siyasette den bilgisayarda modem. Geçmişiniz şimdi sıra geleceğinizde. Adamlar Ruket'in ismini Sungur